Soru 3. Jale düz bir güzergahta tempolu koşu yapmaktaymış. 0 küçük ya da eşittir t, o da küçük ya da eşittir 40 için jalenin hızı türevlenebilir bir v fonksiyonuyla verilmektedir. Vt'nin bazı değerleri yukarıdaki tabloda verilmiş. Burada t dakika türünden Vt metre bölü dakika türünden ölçülmüş. Tamamdır. Burada görüyoruz. Soruya devam edelim. Tablodaki verileri kullanarak V16'nın değil V'nin türevinde 16'nın değerini tahmin ediniz demişler burada görüldüğü gibi bize v 16'yı dahi vermemişler peki biz nasıl olacak da v'nin türevinde 16'yı düşüneceğiz Önce kendimizi hatırlatmak için bu zamanın 16'ya eşit olduğunda v'nin zamana göre değişim oranıdır. Peki biz şöyle tahmin edebiliriz ve burada anahtar kelime tahmin etme. v'nin türevinde 16'yı evet şöyle düşünerek tahmin edebiliriz. 16'nın civarında bizim hızdaki değişimimiz zamandaki değişimimize göre nedir? Buraya baktığımızda bize v16'yı vermemişler ama bize v12'yi vermişler ve de v 20'yi vermişler. O zaman biz de t eşittir 12 ile t eşittir 20 arasındaki değişim oranını bulalım. Evet, hızımızdaki değişim v 20 eksi v 12 olacak ve zamandaki değişimimiz ise 20 eksi 12 olacaktır. Ve bu da eşittir. Ve 20 240'mış ve 12'yi de buradan 200 olarak aldık. Yani burası 40 olacak ve bölü 8 bu da 5'e eşittir der ve bitiririz. Tabii iyi bir ölçüm olması için birimleri de koymak gerekir. Bu bizim oranımız yani hızın zamana göre ne hızda değiştiği. Evet bunu gösteriyor. Öyleyse birimimiz metre bölü dakika bölü dakika olmalı değil mi? O zaman şöyle yazalım metre bölü dakika kare ve hallettik bitti. Şimdi eğer görsel olarak soruyu biraz daha iyi anlamak istiyorsanız ki şu an yapmak üzere olduğum şeyi gerçek sınavda yapmak zorunda değilsiniz. Evet önce bir grafiğini çizmeye çalışalım. Bu noktaları grafikte gösterelim. Bunun için kendime boş bir yer ayarlıyorum. Peki tamam. Eğer bir grafik çizeceksek şöyle kabaca bir tane çizebiliriz. Buraya y eşittir vt diyelim ve vt'nin en küçük değeri eksi 220 iken en büyük değeri artı 240 öyle değil mi? O zaman yatay eksenimi buralardan bir yerlerden çekeyim. Evet t ise pozitif. Tamam böyle bir şey oldu. Buna 300 diyelim ve buna 200, bu da 100 olsun ve bu eksi 100 olacak, bu eksi 200, bu da eksi 300 olsun. Tamamdır. Bakın t ekseninde en büyük değerimiz 40'mış. Buradan görüyoruz 0 ve 40 arasında gidiyoruz. Tabii bu eksende aynı ölçek olmayacağı belli. Burası 0 olacak. Eğer buraya da 40 dersek, ikisinin tam arasına 20 deriz. Burası 10 olur ve burası da 30 olur. Peki, bize hangi noktaları vermişlerdi? Bunları da turuncuyla gösterelim. Bize 0,0'ı vermişler. Bu tam burada olacak. Zaman 12 iken hızımızın 200 olduğunu vermişler. Yani zaman 12 iken işte bu noktada hızımız 200 olacak. Yani bu nokta. Zamanımız 20 iken hızımız 240 olacakmış. Peki zamanımız 20 iken hızımız 240. Yani tam şurası. Devam edelim. Zamanımız 24 iken hızımız eksi 220 imiş. Yani jale yön değiştirmiş. Tamam. Zamanımız 24 iken ve 24 kabaca burada bir yerde olmalı. Hızımız eksi 220 olacak. Ve eksi 220'miz de şuralarda bir yerde. Son olarak da zaman 40 iken jalenin hızı 150 oluyormuş. Evet artı 150. Yani 40 artı 150 diyoruz. Bunlar Jale'nin hız fonksiyonundan birkaç değerdi, yani bir örneklemdi. Bizim bu soruda bulmak istediğimiz şey ise t eşittir 16 olduğu zaman ki t eşittir 16'da şurada bir yerde değişim oranı nedir bunu merak ediyoruz ve biz bunun hakkında pek bir şey de bilmiyoruz ve 16'nın ne olduğunu da bilmiyoruz ama bu soruda yapabileceğimiz şey şudur ve temelde yaptığımız da buydu. Buraya kabaca bir doğru çizerek fonksiyonun yaklaşık hareketi böyle olabilir diyebiliriz. Yani şöyle bir doğru çizerseniz V'nin türevinde 16 yaklaşık olarak bu doğrunun eğimi olur. Bu yaptığımız v'nin türevi 16'nın değerini tahmin etmek için bize verilen verilerle yapabileceğimiz en iyi iş. Tamam, kelimenin tam anlamıyla yaptığımız şey v'deki değişim. Yani şu kadar olan değişim delta v bölü delta t'deki değişim. Yani delta t bize bu doğrunun eğimini verir. Bu da bizim t eşittir 16'daki türev için en iyi yaklaşık tahminimiz olur.